Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Deniz Elif ve bugün yıllardır, aylardır çekmek için uğraştığım, istediğim, hayalim olan videoyu en sonunda çekebiliyorum. Bir kendinize söz verin. Bir hikayenizi anlatın. Artık yüzleşin. Yapmanız gereken şeyle, olduğunuz kişiyle ama bırakmak istediğiniz insanla hem insanları yüzleştirin hem kendinizi yüzleşin. Bu video biraz uzun bir video olacak. Biliyorsunuz benim her zaman ben yaptıysam siz de yapabilirsiniz ve siz de yapabiliyorsanız hep birlikte yapabiliriz diye bir mottom var. Size kendi diyet ve beslenme berbat serüvenimi anlatacağım. Sizden biri olarak beni görün diye. Sonrasında bu 12-13 kiloyu nasıl karar vererek ve hangi süreçle verdiğimi anlatacağım. Sizlerle birlikte Elif'in diyeti adı altında sizin için hazırladığımız, diyetisyenle birlikte hazırladığımız, daha doğrusu onun hazırlayıp benim sizlere sunduğu listeyi paylaşacağım. Sabırla, birazcık dikkatle bu videoyu dinlerseniz, izlerseniz çok sevinirim. Bu Elif'in diyeti projesi nedir? Şu anda kilo verme problemi yaşayan ve bir türlü kendine inanamamış olan insanların aynaya baktığında gerçekten kendine ya ben oldum, bittim ve gerçekten mutluyum demesi için uğraşan bir proje. Bu projeyi yapmanız için tek yapmanız gereken şey bu videoyu izlemek ve bu videoyu izledikten sonra gidip kendinize Instagram'da bir tane hesap açmak. İsterseniz anonim olursunuz, isterseniz fotoğraflarınızı atabilirsiniz, İsterseniz isminizi, cisminizi verirsiniz ya da vermezsiniz. Bu hesapları açıp yediğiniz, içtiğiniz her şeyi bizlerle paylaşmanız. Biz de bu paylaştığınız bütün gönderilerin takibini sağlayacağız. Birebir göreceğiz, hatta yorum atacağız, hatta belki de konuşacağız. İstek platformu oluşturmak istiyorum. Çünkü gerçekten size anladığımı ve yardımcı olmaya çalıştığımı bilin istiyorum. Şimdi gelelim bütün bu muhabbetlere. Öncelikle neden kilo alıyoruz? Biraz bundan bahsedelim. Bir kere benim için kilo almak deyimi dışarıda yemek yemekten ibaret. Hayatının her anında fast food'dan, abur cuburdan dehşet derecede haz eden bir insan düşün. O kesinlikle benim. Çünkü ben böyle cipsleri çok seviyordum, hamburgerleri çok seviyordum. Hamburgeri hala çok seviyorum. Pizzalar, şunlar bunlar ve annem aksine çok sağlıkçı bir insandır. Bu sağlık yönünü ben böyle hep gizli kaçamam. Annem evden gidince pizza söylerdim, kutularını saklardım. Bak şaka yapmıyorum, bunu bile yapıyordum. Hep benim kilo almamı sağlayan etkenlerdi. Ve bu etkenleri asla umursamadım. 10. sınıfta fark ettim. Ve bu fark ettikten sonra bir şeyler yapmam için gerçekten biraz geç kalmıştım. Vücudum çok alışmıştı. Artık olduğum kilo benim insanların bana baktığında Elif bu diyecekleri kiloydu. Ama bu kiloyu değiştirmek için gerçekten büyük bir uğraş vermedim. Sabahları evden kahvaltı yapıp çıkıp ondan sonra gidip sıcak sandviç yiyen bir insandan ne bekliyorsunuz? Sevmek çok başka bir şey. Yani yemek yemeyi sevmek, yemek yemekten zevk almak. Yani yemek yemeyi sevmek, anlıyor musunuz? Çok çirkin ama gerçekten öyle. Yani benim kilo alma serüvenim diye bir şey yok aslında bakarsanız. Ben o kendimi bildim bileli asla 5 rakamını o tartıda görmedim. Hayır, olmaz. Açma. Çok güzel ses. Oldum olası diyetteyim. Oldum olası diyete girmeye çalışıyorum. Oldum olası diyet yapmaya çabalıyorum. Bu yüzden bu beni çok 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 kötü etkiliyordu. Böyle sürekli bir diyet telaşı, sürekli bir şişman olduğunu düşünen insan modeli falan. O yüzden asla tam olarak kıyafetlerin içinde kendimi mutlu hissedemedim. Ben tam bir siyah kızıyım. Şu anda da siyah giyiniyorum kilo vermeme rağmen. Bu bir alışkanlık oldu artık belki de bende. Ama yani benim yeni tanıştığım insanlar bile ya artık siyah giyme, artık yeter falan diyorlardı. Çünkü kendimi en mutlu hissettiğim renk siyahtı. Bir yeri kapatmak istiyorsunuz ve bu yer ne kadar acı olursa olsun sizin gerçeğinizle bunu değiştiremezsiniz. Ve karar verdim. Bu hesabı açtığımda da zaten ilk amacım kilo vermekti. Anlayacağınız, ben kendimi bildim bileli kilo vermek isteyen ama bir türlü başaramayan, yapıp yapıp bırakan, her seferinde en baştan başlayan, azıcık şundan yesem bir şey olmaz, birazcık da şunun tadına bakayım, ya bundan ne olacak diye diye ömrünü çürütmüş bir insan. Bu çürüttüğüm ömrü geri almanın zamanı geldi deyip bir diyet serüvenine başladım. Yolumda bir diyetisyenim vardı. İlk olarak burada başlamıştım. İstanbul'a ilk geçtiğimde, üniversiteye ilk geçtiğimde yurtta kaldım 3 ay boyunca. Ve ben İstanbul'a gelmeden önce 66-67 kilolardan 62 kiloya kadar şu anki diyetisyenime zaten inmiştim. Ama nasıl bir inmek? Yani bir ayda falan indim ben bunu. Çok düzenli beslendim. Diyetimin dışına çıkmadım. İstanbul'a gittiğimde 62 kilo. Normal bir insan kilosundaydım. Boyum bu arada 1.73 falan. Ama gittiğim ilk haftalarında falan artık aile yoktu.
pizza yeme diyen, dışarıda yeme diyen, gel evde yemek var diyen yoktu. Ve her öğünüm dışarıdan beslenmek zorundaydım. Bu benim için cidden çok sıkıntılı bir durum. Ve durum böyle olunca ben gittiğimin yaklaşık olarak ilk bir ayında 67, 68, 69 kilolara çoktan çıkmıştı. Beslenme düzenim tamamen değişti. Aklımı ne esliyorsa yedim. Yurt odasını abur cuburlarla doldurdum. Canım sıkıldı, dışarı çıktım. Ortaköy'de oturuyordum, bir de Ortaköy'e indim. Kumpir yedim, waffle yedim. Ortaköy'deki bütün wafflecıları biliyorum. Yani gerçekten böyleydi. Ve böyle olduğu için hemen kilo aldım. O yüzden bir önceki videomda anlattığım üzere İstanbul'a gittiğiniz zaman, ailenizden kopup geldiğiniz zaman, artık dışarıdan beslenmek zorunda kaldığınızda her şey gerçekten sarpa sarıyor. Ve bu sarpa sarmasını şu anda engel olabiliyorsak eğer, şu anda yeni üniversitede olacaksanız özellikle sizlere soruyorum. Gerçekten buna karar verin ve gerçekten bunu isteyin. Eve çıkma maceramla birlikte ben biraz rahatladım. Eve çıktım, işte başta bir gazla evde yemek yapmaya falan çalıştık. Bu İskenderler, kebaplar, hatta denemediğim aptal aptal, saptal saptal şeyleri bile yedim. Ve bunların hepsini yedikten sonra tartın, eve aldığımız tartı, 72 kiloyu gördü arkadaşlar. Size yemin ederim bu kiloyu gördüm ama hiçbiriniz bu kiloyu anlamadınız. Çünkü böyle bir biraz saklayan bir vücut yapım var. Neden bilmiyorum. Ben 5 kilo verdiğimde kimse benim kilo verdiğimi anlamaz. Ama ancak şu an 10 kilo verdiğimde insanlar beni "Aa, kilo vermişsin" falan diyor. Ya durum böyle olunca gerçekten insanlar da çok fazla anlamayınca kilo almaya çok müsait oluyorsunuz. Kimse sana gelip de "sen kilo mu aldın acaba" demeyince işler çok daha kötü. Hele biraz boyunuz uzunsa, bir arkadaşlarınız size "senin boyun var tabii, senin tuzun kuru" diye sizi gazlamaya başlıyorlar ve bu çok sıkıntı bir durum. Başka ne diyeceğimi unuttum. Allah belanı vermesin. Karşınıza biri olunca bu video çekmek gerçekten işkence bir durum da. Sonrasında o tartı 72 kiloyu gördü. Şu ay artık yalvardım. Allah'ını seviyorsan dışarıdan yemeyelim. Ben ölüyorum, ben gidiyorum Büşra. Hani benim yolum yol değil diyorum. Büşra diyor ki "tamam kanka ya, tamam tamam" diyor. 3 gün. Bak, diyetin 3 gün sabrı var. Birinci gün karar aşaması. Büyük bir gazla. Markete gidiyorsun, her şey alıyorsun. Sonrasında ikinci gün. Artık açlıktan bayılmışsın. "Kanka, kanka ne olur bir şey alalım, bir şey yiyelim, ne olur ölüyorum ben" falan. Sonra üçüncü gün, pes evresi. İkinizden biri mutlaka yanına cips kola geliyor. Geliyor yani. O market var ya, nasıl parlıyor, reyon nasıl parlıyor. En sonunda yine vazgeçiyorsunuz. Başta bir spor salonuna yazıldım. Sonrasında spor salonuna yazıldıktan sonra biraz sporla gitmeye çalıştım. Ben zaten Merve ablayla çok iletişim halindeydim. Artık benim ablam gibiydi. Ve bana ne konuda olursa olsun desteğini asla çekinmiyordu. Onunla zaten çok öpüyorum, çok seviyorum onu. Bunun biraz yardımıyla, sporun biraz desteğiyle falan filan ben 2-3 kilo vermeye başladım. Nereden 68'lere düştüm ama 68'e sabitlendiğim zaman o kadar mutlu bir insan oluyordum ki böyle, hani anlatamam. 3 gün 68 görünce dünyanın en mutlu insanıydım böyle. Ben yine bir bozdum. Bir düzelttim, bir bozdum, bir düzelttim falan derken, bu arada aralık aylarından bahsediyorum. Aralık aylarındayken 72 kilo, 70 kilo falandım. Bir gün gerçekten karar verdim. Dedim ki bu iş böyle olmuyor. Bir şekilde halletmem gerekiyor ve o şekil ne zamandı? Mart mıydı? Nisan gibi falan, evet Nisan falandı. O zamanlar ben 67 falandım, 68 falan. Gündüz yediğim hamburgeri akşam topluyordum. Artık böyle beslenme rutinlerini hayatımın bir köşesine denge usulüyle koymaya başladım. Yapmanız gereken şey, diyete başladığınız andan itibaren eğer bırakırsanız, bırakmanız gerekirse, pes ederseniz vesaire, lütfen ama lütfen bırakmamış gibi davranın. Yapmanız gereken tek şey bu. Zaten her diyette, her spor rutininde bir off day var. Yani off day dediğimiz şey, günün bir öğününü seçiyorsunuz ve mümkün olduğu kadar bu öğün lütfen sabah saatleri olsun ki gün içinde yakabilin, birinin ayıbıza da olsa. Bir öğünü seçiyorsunuz ve istediğiniz ne varsa onu yiyorsunuz. Zaten bu biraz vücut dengenizi şaşırtmak adı altında yaptığınız bir şey, yerde zaten duymuşsunuzdur. Sonrasında ben bu kiloyu artık vermeye başladım. Günde 3 bardak civarı yeşil çay içiyordum. 2 bardak civarı sade Türk kahvesi içiyordum. Spor yapıyorum demeyeceğim, yapmıyordum. Çünkü ben her zaman belli bir kiloya tartı üzerinde düşüp tartı üzerine düştüğüm kiloyu sporla sabitlemek ve sıkılaşarak biraz daha olsun zayıflamak istiyordum. Şu anda bulunduğum kilo 59.8,
60, işte 59.3 falan. Artık zaten noktalara böyle takıyorsun diyet yaparken. Çünkü o noktalar o kadar değerli geliyor ki sana. Neyse, durum bu şekilde şu anda. Gittim, yaptım, ettim. Bir şekilde o 10-12 kilo verildi. Oluyor 60-12, 13 kilo falan oluyor galiba. Benim için çok büyük bir rakam. Sonrasında biliyorsunuz benim her zaman ben yaptıysam siz de yapabilirsiniz ve siz de yapabiliyorsanız hep birlikte yapabiliriz diye bir mottom var. Ve bu mottoda sizlere kendi kafamdan olan, benim çektiğim şeyleri birebir çeken, çektiğine eminim çünkü, yaşayan insanlara yardım etmek istedim. Bunu nasıl yapabilirim diye düşündüm. Ve Snapchat'ten Elif'in diyeti, nereye koyacağım bilmiyorum şu an, şuraya ya da buraya bir yere koyacağım. Elif'in diyeti diye bir hesap açtım. Sadece Snapchat'te Elif'in diyeti hesabında bütün diyet muhabbetlerini, şöyle 40-50 tane snap attığımı düşünün videolu. Sağlıksal problemleri olup olmadığını bilmeden bu listeleri yapmasını doğru bulmuyorum insanları. Ben bir diyetisyen değilim. Bugün sizlere kendi diyetisyenimle oturduğum, konuştuğum, sohbet ettiğim ve size onun ağzından söyleyeceğim şeyleri anlatmaya çalışacağım. Ve size bir diyet listesi yaptık. Bu diyet listesi Elif'in diyeti olarak geçiyor. Instagram'a girip hashtag kısmına, arama butonuna birleşik bir şekilde Elif'in diyeti yazdığınız takdirde çıkan bütün gönderilerde bu diyet yoluyla, daha doğrusu bu diyet listesi yoluyla diyet yapan ve benimle başlayan insanların kendileri için açtığı diyet günlük hesaplarını görmüş olacaksınız. Yıllardır karar vermiş ama bir türlü gerçekten yapamıyorsan şu anda sana vereceğim listeyle birlikte birazdan bu listeyi sizlere anlatacağım. Yeni bir karar ver kendine. Gelelim listeye. Yoksa hiçbir sağlık probleminiz yoksa ancak o zaman bu listeyi uygulayabileceğinizi lütfen ama lütfen unutmayın. Bu listeyi yapıp da herhangi bir negatif sonuç alan insanlara karşı ne yazık ki hiçbir sorumluluğumuz ne Merve abla ne de ben tarafından yok. Ben yaptım, ben memnunum. Siz tabii ki kendiniz karar vereceksiniz, ona göre düzenleyeceksiniz. Gelin listeye. Sabah kalktığınız zaman kocaman bir bardak suyunuz olması gerekiyor. Kocaman bir bardak suya bir çay kaşığı karbonat, yarım limon, bir yemek kaşığı elma sirkesi ekleyip karıştırıyorsunuz ve bunu sabah gözünüzü açar açmaz böyle tek gözle mutfağa gidip hazırlıyorsunuz. Ve bu hazırladığınız karışım 1-2 gün deneyin. Denize ağır geliyor mu? Ona göre sadece saf su da içebilirsiniz. Bu suyu limonlu da yapabilirsiniz ama eğer listeye tamamen uymak istiyorsanız ben uymak istediğinizi varsayarak anlatacağım. Bu şekilde uymanız gerekiyor. Kendinize göre değiştirebilirsiniz ya da düzenleyebilirsiniz tabii ki. Kahvaltı ne zaman olacak? Bu arada spor yaparsanız diye araya bir spor sıkıştıracağım. Sabah saatlerinde yapacağınız sporu kahvaltınızdan hemen sonra yapabilirsiniz. Ben o şekilde yapıyordum. İlk olarak masaya oturmadan önce 2 tane büyük bardakla su içmeniz gerekiyor. 2 bardak suyunuzu içtikten sonra 1 adet sade Türk kahvesi hazırlayın. Ne yazık ki sade, ne yazık ki acı olabilir ama alışabilirsiniz, buna emin olun. Ardından bir tane vasanın üzerine bir tatlı kaşığı fıstık ezmesini sürüyorsunuz. Bu fıstık ezmesinin üzerine yarım muzu doğruyorsunuz. Üzerine birazcık da tarçın döküyorsunuz. Mükemmel lezzetli bir şey oluyor. Gerçekten tadına belki alışkın değilsiniz ama kan şekerini inanılmaz düzenliyor. Bu yüzden açlık hissinizi çok 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 rahat bir şekilde bastırabiliyor. Yarım saat, bir saat sonra sporunuzu yapıyorsunuz. Yapmak zorunda değilsiniz. Ben yapacağınızı varsayarak bunları anlatıyorum. Ve sporunuzu yaptıktan sonra evinize geliyorsunuz, geldiğinizde çok açsınız. Çıldırıyorsunuz, ölüyorsunuz. Bir bardak süt içebilirsiniz. Hatta yanına bir tane yeşil elma da tüketebilirsiniz. Ama şu an bu listede yok. Ben bunu sadece spor içine koyarsanız nasıl yapmanız gerektiğini söyleyeceğim. Ve dediğim gibi bunlar tamamen Merve ablayla konuştuğumuz şeyler. Merve abla bana bunların hepsini anlattı. Sizlerle de paylaşmamı istedi. Öğleye gelelim. Öğle yemeğimizi kaç gibi yiyeceğiz? Bunu da söyleyeceğim. Öğünlerimizin arasında yaklaşık olarak 3,5 saat, 3 saat falan olmak zorunda. Ara öğün her zaman yok. Olduğu yerlerde de 2 saat sonra ara öğün yaparsın. Her zaman olduğu gibi her yemeğe başlamadan önce 2 bardak suyumuzu içiyoruz. 2 bardak suyumuzu içtikten sonra et, tavuk, kemik suyuyla yapılmış, üçünden biri olabilir. Bu protein desteği açısından çok önemli. Bir adet sebze çorbası var. Bu sebze çorbasının içine kabak koyabilirsiniz. Patates, yani nişastaya dair bir şey koymayın. Maydanoz koyabilirsiniz, dereotu. Yani yeşil olan, daha çok yeşil olan yeşil tercih edin. Ve sizin sağlığınız için yararlı, tadı kötü olan ne varsa içine doldurun.
Bir güzel bunu çorba haline getirin. Eğer yemekten hoşlanmıyorsanız böyle posalı bir şekilde blenderdan geçirirseniz çok daha rahat edersiniz. Yanına bir adet tam tahıllı galeta yiyorsunuz. Bu kadar. Bu sizin öğle yemeğiniz. Öğle yemeğinizin ardından ikindi yapıyorsunuz. Kiraz saplı çaylar var, poşet çaylar. Ya da evinizde eğer kiraz varsa siz bunu yemeyin ama anneniz babanız yediğinde saklamasını rica edin. Bildiğiniz yeşil çayı kaynatıyormuş gibi kiraz saplarını suyun içinde kaynatıp bekletip ondan sonra tüketebilirsiniz. Ya da direkt üşeniyorsanız da ya da elinizde yoksa Lipton'un falan böyle doğadan poşet çaylarını tüketebilirsiniz. Herhalde zaten satılıyor. Kiraz saplı çay içiyorsunuz ve yanına 10 tane çiğ badem. Gelelim akşam yemeğine. Akşam yemeği biraz çetrefilli. Şimdi bunun yapılışını ben size anlatacağım. Ben çiğayı nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum ama ben nasıl yaptığımı size anlatacağım en azından. Merve abla böyle yap şöyle yap demedi ama fark etmiyor diye biliyorum. Öncelikle akşam yemeğinden önce 2 bardak suyunuzu içmeyi unutmayın. 2 bardak suyunuzu içtikten sonra 1 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 1 yemek kaşığı çiğ, 1 tatlı kaşığı keten tohumu, 1 meyve ve 10 fındık. Çiğayı ilk defa duyanlarınız olabilir. Bunu nasıl yapacağınızı ben size şu an tarifini veriyorum. Gidin çaydanlıkta, bir bardak da olabilir. Bunu göz kararı ayarlayın. Şu an tam hatırlamıyorum gerçekten. Kaynatın. Bu kaynamış suyu bir kenarda çiğ tohumunuz bulunsun. Çiğayı bu arada Migros'tan edinebilirsiniz. Tarifte var. Ben hep oradan alıyorum. Ya da aktarlara da sorabilirsiniz. Çiğayı bir tane kasenin içine koyun. 1 yemek kaşığı çiğayı. Ardından üzerine o sıcak kaynattığınız suyu dökün. Bol bol karıştırın. Zaten tohumların şiştiğini, lapa haline geldiğini göreceksiniz. Üzerine 1 yemek kaşığı lapınızı koyun. Üzerine yoğurdunuzu boşaltın. Bir güzel böyle karıştırın. Böyle pudingimsi bir yoğurt elde edeceksiniz. Üzerine keten tohumunu, isterseniz içine fındığını, meyvesini içine doğrayıp kullanabilirsiniz. Ananas ve yeşil elma. Daha çok önerdiğim hatta yeşil elma. Liste böyle. Bu listeyi yapmaya en yakın zamanda başlayın. Ben buna benzer bir listeyle, hatta bu sabah karbonatlı su muhabbeti olan kısmıyla 3,5 kilo verdim bir haftada. Tabii bizim hızınıza göre 2 de olabilir. Lütfen 2 günde bir tartılmayın. Haftada bir kez tartılın. Bu videoyu izlediğiniz an o hesabı açın. Başına ne zaman başladığınızı ve hangi kiloyla başladığınızı yazıp paylaşımlarda bulunmaya başlayın. Biz o hesapta olan insanlar hep birlikte birbirimizi takip edip, yorum yapıp, postlarımızı beğenmeye devam edeceğiz. Çünkü ne zaman birlikte olursak ve ne zaman yapamadığımız şeyleri birlikte yapmaya başlarsak o zaman başarabildiğimizi fark edeceğiz. Bu benim için çok değerli çünkü sizlere karşı büyük bir sorumluluk hissediyorum böyle olduğunda. O yüzden ne yapsam, ne yapmaya çalışsam her zaman size de hadi diyorum. O yüzden hadi demek çok önemli bir şey. Ben yaptım, size de yapmaya çalışacağım. O yüzden elinizden geldiği kadar artık karar verin ve yapmanız gereken şeyin ne olduğunu fark edin. Her şeyi bir kenara bırakıp artık karar verme zamanı. Yapmadığımız, kendimize söz verdiğimiz, bir türlü başaramadığımıza ve başaramayacağımıza inandığımız her andan vazgeçmek için tam da bugün. Bugün bizim için çok değerli. Bugün 22 Temmuz 2017 gününde belki de yüzlerce kişi aynı anda karar veriyor. Ve bu kararın arkasında güçlü bir şekilde durup onlar yapıyorsa ben de yapabilirim demeniz çok 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 önemli bir şey. Ben bunu yapabileceğinize inanıyorum can gönülden. Bu yüzden bugün bu videoyu çekiyorum ve umarım sizin hayatınızda ne değişmesi gerekiyorsa bugün onu değiştirmeye karar verirsiniz ve bunun için en sağlam adımı atarsınız. Sizi çok ama çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Lütfen diyetin, sporun, başarının her zaman psikolojik olduğunu, beyninizde bittiğini unutmayın. Kendinize takıntı hale getirmeden, gerçekten istediğinizi söyleyerek, başarmak için sağlam adımı atarak çok mutlu bir insan olabilirsiniz. Bu liste bir haftalık bir listeydi. Bir hafta sonunda mutlaka deneyip görenleri yoruma bekliyoruz. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, hatta böyle çılgınlarca diyet yapmak isteyen insanlarla ailenizle paylaşmayı unutmayın. Belki birinizle katkıda bulunabiliriz. Farkında olmak ve farklı olmak çok ayrı şeyler. Ama farkında olarak farklı olmaya çalışmak bence büyük bir lüzum. O yüzden farkında olalım, farklı olmak için uğraşalım, biraz da bizcil olalım. Bencil değil. Sizlere çok inanıyorum, çok güveniyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın. Ha bu arada eski videolarımı şuradan izleyebilirsiniz. Şuradan galiba. İzleyebilirsiniz. Ya da kanalıma abone olabilirsiniz. Ya da
Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Ama en büyüğü bugün karar verip bugün o işe başlayabilirsiniz.